Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Emirsan V15 Fido'nun antor motoru. Gaz kelebeği yayı bakın şu delikte görünmüyor. Bazen içten kırılıyor. Bunun ise tam ucu kırılmış. Bu parçayı değiştireceğiz. Değiştirmek isteyenler de vardır belki. Şimdi bunu sökeceğiz. Ardından bunun alyan çuvataları da çıkarıp tamirini yapacağız. İyi seyirler dilerim. Bakın o yayın parçasında kırılan yeri görüyorsunuz. Bunu çıkarıp bunu takacağım. O çok katı mı? Evet, bunda böyle bir boşluğu var. Civatayı sıktığınız zaman bu yana doğru yaslanacaktır. Sıkarken bu şekil tutup sıkarsanız belki daha iyi olacaktır. Yani bu sebeple şu ufak bir boşluk sebebiyle rolanti bir de devir ayarı değişiyor. Şeyleri diyor. Önemli abi bunu
Maalesef ki müşterinin getirdiği yay buna uymadı. Ben de bundan yayı takayım. Bakın gerisi almıyor. Çevirdiğiniz zaman gerisi alması lazım. Bu iki yay da birbirinden farklı. Bakın buradaki yay neredeyse birbirini hizalar birbirine eşit geliyor. Diğeri ise biraz daha aşağıda duruyor. Şimdi de takıp deneyelim. Yay daha ağırmış bu yay. Öbürü daha hassastı. Bir de çevirmiyordu. Biraz daha ter doğurdu bakın. Thank you.
Yolda işte, ben hiç alsın. Bir sürü kaldı, içine bir tane kaldı, bok bir şey. Bulan mı? Bu da bu işi sağlar. Bir de abi önlere de ayarlı diyor. Geçen bu önünü yaptıydık ya. Biri çok fazla, biri az önünde. İyi. Yaptığımız gazete burada az, 33-34 vurduyduk ya abi. Çekine de bakalım. Sen bunu da mı sandın şimdi? Aha, burada da işte. 30'a indireyim mi bunları? He? 30 yapayım mı? Ben sana bakayım, ben anlamam. 30 daha mı iyi? Mürdayı takarken öncelikle bir pul var. Kelebeği sıkıştırmasın diye takılıyor. Kelebek sıkışmasın diye bireye takılıyor. Ne kadar çıkarsanız sıkın, kelebek burada rahatlıkla oynayabiliyor. Çalıştır dedi. Kelebek yayı değişirken rölanti pozisyonu değişebiliyor. Yüzden az bir fark varsa buradan ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımda bir arkadaş da sormuştu. Bu civataların ne işe yaradığı konusunda video istemişti. İşte buradan belirteyim. Alttaki devre rölantiyi ayarlar. Yani ayağınızı gazdan bıraktığınız zaman ayarı bu yapar, rölanti ayarı. Bu da devir ayarı. Ne kadar yüksek gaza basacağınızı ayarlar. Ama genelde üsttekini, fabrika ayarlarını oynamamanızı tavsiye ederim. Motor şimdi stop ediyor. Yayı değiştirdik. Oradaki kelebeğin arkasındaki kolun pozisyonu ufak tefek değişebiliyor. Bu yüzden taktıktan sonra buradan da ayar yapmanız gerekir.
azıcık daha rölantiyi yükselteceğim. Saldığımız zaman mazot tamamen kesip stop ediyor. Çalıştı. Evet arkadaşlar, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.